Merhaba, ben patron. Bugün O Ne Diyor'da sizin sorularınızı cevaplıyorum. Sevgili boss, geçtiğimiz senelerde PMC oluşumu içerisindeki rapçiler birbiriyle daha samimi, içli dışlı iken bugün aralarında biraz soğukluk olduğu hissediliyor. Senin görüşün nedir? Çok fazla PMC sanatçılarıyla ilgilendiğim için son zamanda biraz patronla ilgilenememiştim. Bu süre zarfında biraz patronla ilgilenmek istiyorum. Zaten Ati gibi, Bedo gibi arkadaşlar artık kendi başlarına bosslar yani. Onlar kendi üretimlerini, kendi kariyerlerini yönetebiliyorlar. Ve biraz da küçülmeye gittiğimiz doğrudur. Harika işler çıkartıyorsun. Daha sık parça çıkarmama sebebin bir albüm çalışması mı var yoksa? Evet, çok güzel soru. Albüm geliyor. Eylül'ün ilk haftası, yani ya 2 Eylül ya 9 Eylül olacak albüm çıkışı. Yaklaşık 10-12 parçadan oluşacak. Tamamen patronun özgün olarak göreceğini, sadece patronun yapabileceği bir albüm sound'u yakalamak için çok çalıştık. Ve albüm çok içime sindi. Umarım siz de seversiniz. Bu arada ilk single'ımız 27 Mayıs. Daha sonrasında 10 Haziran ve 24 Haziran'da da yeni sürprizler geliyor mutlaka. Bekliyorum. Yeni nesil rap'e alışabiliyor musun? Old school olarak yeni kuşak için ne düşünüyorsun? Yani ben yeniliklere açık birisiyim. Yeni nesilde de birçok başarılı isim var. Tabii ki bizim kuşak biraz daha farklı. Biz çok fazla bedel ödedik. Gençler için çok hızlı oldu. Kariyerleri 1-2 sene içinde çok üst noktalara gelebildi. Bizim jenerasyonumuz biraz 10 sene, 15 sene beklemek durumunda kaldı. Birçok bedel ödedi. O yüzden ben yeni jenerasyonu tabii ki biraz daha şanslı buluyorum. Bunun dışında bizim jenerasyonda da gerçekten vazgeçmeyenler bugün güzel günlere geldi. Ben seviniyorum bütün bu olanlar. Benim için güzel. Canavar gibi hızlı parçalar neden çıkarmıyorsun? Yaz geldi. Aşk acısı çektirme bize. Arkadaşlar 27 Mayıs'ta duygusal bir çalışmam gelecek ama 24 Haziran'daki umuyorum ki bu soruyu soran arkadaşımı tatmin edecektir. 24 Haziran'ı mutlaka bekle. Yeni nesil rapçilerden sevdiğin, dinlediğin birileri var mı? Evet, başarılı bulduğum isimler var ama ben şu an hani ani bir şekilde isimler vermek istemiyorum. Kimseyi gücendirmek, unutmak falan da istemiyorum. Yeni nesilde başarılı arkadaşlar var. Umarım onlar da 10 sene, 15 sene, 20 sene boyunca istikrarlı bir şekilde çalışıp kendilerini kanıtlarlar. Şu an için çok hızlı olan şeyler ve henüz istikrarı kanıtlamadılar genç arkadaşlarımız. Eminim ki aralarında 3-5 tane başarılı bunu sürdürecek kişi çıkacaktır. Patron lakabını neden tercih ettin? Bu arada çok güzel. Teşekkür ederim. Biraz bela bir isim aslında. Yani 30'dan öncesinde hiç yakışmıyordu aslında ve patronların birçoğu şerefsiz olduğu için aslında birazcık da zor bir isim. Neden tercih ettim ve gelirse o zaman kendim çocukken kendime bir isim bulmak istiyordum ve hani bu da hayallerimle örtüştü. Kişiliğimle de örtüştü. O yüzden bunu seçtim ama yani 20'li yaşlarımda çok zor zamanlar yaşattı bana, onu söyleyeyim. Genel bir soru soracağım. Şu an rap dünyasını nasıl değerlendiriyorsun? Yani rap dünyası bütün Türkiye'yi sarmış durumda, rap furyası. Sonsuza kadar böyle olmayacağını düşünüyorum. Gene bu furya da bir süre sonra artık marjinal faydasını kaybedip azalacaktır ve sadece güçlü olanlar, gerçekten yetenekli olanlar, gerçekten kalıcı olanlar kalacaktır. Yani bir rock gibi mutlaka kalıcı isimler olacaktır ama sonsuza kadar böyle süreceğini düşünmüyorum. Geçmişte biriyle bir atışmam vardı. Bu olayda %100 haklı olduğunu düşünüyor musun? Haksız olduğunu kabul ettiğin yerler var mı? Yani geçmişte biriyle atışmam olmadı. Bayağı 3-4 kişiyle atışmam oldu. Ben haklı olduğumu düşünüyorum. Haklı olmasam zaten mikrofon başına geçmezdim. Benim fikrime göre ben %100 haklıydım. Bunu zaten zaman çizelgesinde hani kimler ne yaptı, kimler ne başarılar elde etti, ona göre düşünürseniz zaten veya kimin artık sessiz kaldığını, bir şeyleri sineye çektiğini düşünürseniz zaten her şey ortada. Şarkılarını hangi ruh halindeyken yapıyorsun? Daha doğrusu hangi ruh halindeyken daha üretken hissediyorsun kendini? Üzüntülü, mutlu, depresif, agresif. Gece karanlığında mı yoksa gün ışığında mı çalışmayı seviyorsun? Yani ben her ruh halinde farklı şarkılar yapabiliyorum. Çünkü geçmişte yaşadığınız duygular var zaten. Unutmuyorsunuz bunları. Yeniden bunlar üzerinde yazabiliyorsunuz. Kesinlikle karanlıkta oluyor bu işler. Zaten stüdyo tamamen karanlık olabiliyor. Gündüz de karanlığı seçiyoruz. Genelde karanlıkta çalışırım ama daha çok bir marangoz gibi, bir işin ustası gibi oturup zaman geçirdiğimiz zaman şarkılar ortaya çıkartabiliyoruz. Yani benim herhangi bir ilham beklediğim falan yok. Sadece çok istemem, zaman ayırmam gerek. Bunun için de sık sık ara verip şarkı yapmayı özlüyorum ve özledikten sonra yeniden gelip zamanımın çoğunu buna harcadığımda yeni şarkılar çıkartabiliyorum. Gördüğü en ve tek karizmatik kel kendisi miymiş? Bizce öyle de diyor. Teşekkür ediyorum iltifat için. Yani karizmatik buluyorsanız ne mutlu bana. Tabii ki benden daha karizmatik keller illaki vardır. Bir tanesi Jason Statham mesela. Çok severim ben. Çeyinşah Sagopa Patron üçlüsü bir parçada buluşur mu? Parça isim önerisi 3 Silahşor. Güzelmiş.
Güzel bir öneri olmuş. Bilmiyorum yani bu soru. Tabii ki kulağa güzel geliyor hani patronum şey inşa, Sagopa falan. Bilmiyorum. Umarım öyle bir sinerji oluşur da olur yani bu. Ama Sagopa'nın da şey inşa'ın da böyle bir şeye sıcak bakacağını düşünüyorum. Sadece gerekli şartlar oluşursa olabilir. Neden olmasın? İstanbul konseri ne zaman başlayacak? Yeter artık bitsin bu hasret. Arkadaşlar şöyle bir planımız var açıkçası söyleyeyim. Yazın bazı festivallerde olacağız. Bazı etkinliklerde olacağız ama bizim asıl planladığımız Eylül'ün ilk haftası albüm çıktıktan sonra Kasım'a kadar planladığımız bir Türkiye turu olacak. Muhtemelen Eylül'ün ilk ikinci haftasına albüm çıkışıyla beraber İstanbul konseriyle başlayacağız diye düşünüyorum. Şu anki tahminim bu. Ama dediğim gibi asıl Patron solo konserleri için Eylül-Ekim'i düşünüyoruz. Ama yine festivallerde bazı etkinliklerde yazın sahne alacağım. Unutamıyorsak ne yapmamız lazım? Unutamıyorsan bence yenisini bulman lazım. Yenisini bulmadan eskisini unutamazsın. PMC Familia olarak tüm ekiple konser vermeyi düşünüyor musunuz? Sevgiler, saygılar, Boss. Evet, ben çok isterim böyle bir konser etkinliği. Ama şu an Patron solo albümü ve turuyla uğraşıyoruz. Umuyorum ki uzun vadede yani 2-3 sene, 3-5 sene içinde bu da gerçekleşecektir aslında hepimizin hayali ama yok pandemisi, işte yok bilmem nesi, yok bir sürü sıkıntı içinde bu olmadı maalesef. Seven insan üzer mi? Evet arkadaşlar, her türlü. Nefretin sonu kefen, sevginin sonu keder arkadaşlar. İstanbul'da Türkçe rap ortamları semtlerle ayrılıyor çoğunlukla. Bunun sebebi ne gerçekten çok merak ediyorum abi. Ben İstanbullu değilim açıkçası. 17 yaşına geldim İstanbul'a. Mersin'de doğdum, büyüdüm ve İstanbul Üniversitesi'ni kazanınca geldim buraya. Bilmiyorum ben de bu sorunun cevabını açıkçası. Ve İstanbul'a da tam adapte olabilmiş bir insan da değilim maalesef. Sence rap müzik yapanlarda neden lider olma edası var? Yani rap müzik çok fazla kişisel duygular barındıran, çok fazla insanların egosunun ortaya sunulduğu, hatta egonun size yaptırdığı aslında birçok şey. Rap barları genelde bunlardan oluşuyor. Ve insanların iddialı olması, kendisinde bu iddiayı hissetmesi dışarıdan bu şekilde algılanıyor bence. Lider olma edası değil de herkesin bir iddiası olmalı bence. Sen kendine inanmazsan zaten dinleyici de sana inanmayacak. Doğal olarak rap yapıyorsan iddialı olmalısın. Bugün Türk rap dünyasında eski ekol ve yeniler arasında bir kopukluk var sanki. Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet, kesinlikle bu genel jenerasyon farkı aslında. Sadece rap farkı değil. Mesela bizim jenerasyondaki insanlar çok fazla gösteriş yapmaktan utanırlar. Hani çok fazla, biraz daha mütevaziler. Ve bu topraklarda yetişmiş müzisyenleri 80'lerde doğan kişiler daha çok yakalamışlardır. Yani Barış Manço'ları, Erkin Koray'ları, Cem Karaca'ları, işte Edip Akbayram'dır, Zülfü Livaneli, yani bir sürü kişi sayabilirim. Bizim 80'lerde doğan kişiler ve daha öncesi. Biraz daha bu topraklara bağlı, biraz daha mütevazi. Hani gençler biraz daha küresel kültürü yaşıyorlar. Çok fazla duygusal bağları yok açıkçası bizim gibi. Daha küresel, daha dünya gençleriler şu an. Ve o yüzden bu kopukluk var. Biz birçok şeye anlam veremiyoruz. Bizim için yaptıkları birçok şey bizim asla yapamayacağımız şeyler. O yüzden evet, bu fark bence buradan kaynaklanıyor. Şarkını seslendirmeden önce o kelimeleri nasıl yazıyorsun? Zor olmuyor mu? Abi çok zor. En zor kısmı bence bu işin yazma kısmı. Gönül ister ki hazır şeyler gelsin, ben sadece okuyayım. Ama bizim de sanatçı olma noktamız tamamen söz yazabilmemiz olduğu için bunu iyi yapmamız gerek. Ama gerçekten en uzun süren iş, en yorucu iş bir şarkı üretirken kesinlikle yazmak. Yazdıktan sonrası eğer sözler hazırsa çok eğlenceli bence. Çok süper. Ama yazma işi gerçekten sıkıntılı. Müziğe olan ilgin direkt rap ile mi başladı? Biraz başlangıç hikayeni anlatabilir misin? Evet arkadaşlar, sözlü müzik diyelim, rap. Benim çocukluğumda biz abimle işte Grup Vitamin, şu an çocuklar bilmez ama Grup Vitamin'i çok severdik. Onlar da böyle işte esprili bir şekilde sözlü müzik yaparlardı. Ondan sonra Doktor Alban vardı. Daha sonrasında Kartel grubu çıktı. İlk dinlediğimde Türkçe olduğunu bile anlamadım ben. Böyle speaker'a yaklaşıp kelimeleri duyunca aa Türkçeymiş falan, ama Türkçe yapılıyorsa neden biz yapmıyoruz diye kendimce bir şeyler sallamaya başladım o dönem. Breakdance abilerin yanında breakdance izlemeye gittiğimde onlar da söyle diyorlardı. Ben biraz maskot gibi çocukken tatlıydım ve onların yanında takılıyordum. O yüzden orada Ege bir şeyler söyle diye beni söyletmeye başladılar. O şekilde söylemeye başladım muhtemelen 1999'da falan, çok küçükken. Daha sonrasında 2002-2003 gibi en o abilerden bir tanesi bir çubuk mikrofon benim bilgisayarıma kurarak beni buna teşvik etti diyebilirim. Ben de yaptıkça, kendi sesimi duydukça, kendimi geliştirdikçe daha beğenmeye başladım ve bir süre sonra artık tamamen bu beni ele geçirdi. Rap bu kadar popüler değilken seni dinliyorduk. Şu an çok daha popüler. Günümüzdeki rap dünyamız için ne düşünüyorsun? Yani bence güzel bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki birçok kişi şikayetçi, işte yeni gençlerin farklı olduğuna yönelik, işte aynı şeyi tekrarladığına yönelik ya da ototon düşmanları falan var. Bilmiyorum, birçok farklı
görüş var ama bence mutlu olmalı bu insanlar. Çünkü bizim jenerasyon uzun süre boyunca yoklukla mücadele etti. Yani her şey çok zordu. Hani konserden para almıyorduk. Yani mikrofon almak için kredi çekmemiz gerekiyordu. Birilerinden bir şey rica etmemiz gerekiyordu. Ve bu çok cool değildi yani. Rap insanlar için cool değildi. Bizi böyle sürekli saçlarımızı böyle apaçı gibi yapıp o tarz olduğumuzu falan düşünüyorlardı. Şu an çok şükür hani bu güzel bir şey. Birçok kişi tarafından da sanat olarak görülüyor. Tabii ki piyasaya her çıkan yeni insanın süper olduğunu söylemiyorum. İlla ki arada bazı neden dinlenildiğini anlayamadığınız kişiler vardır muhtemelen. Ama uzun vadede bunlar da yavaş yavaş elenecektir ve gerçekten kaliteli bir duruşu olan, yeteneği olanlar kalacaktır diye düşünüyorum ve umuyorum. Sorularımızı tamamladık. O ne diyor ya? Beni misafir ettiği için ve sizle olan ilişkime aracı olduğu için çok teşekkür ediyorum. Sevgiler.